Paso Video ekibi olarak yeni bir bölümle karşınızdayız. Evrendeki yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Devamlı olarak değişimin yaşandığı bir dünyada geceleri görülen gökyüzü sonsuzluğun bir işareti haline gelmiştir. Uygarlıklar yükselip çökebilir. Mevsimler geçebilir. Ama derin uzaydaki galaksiler ve yıldızlar her zaman aynı şekilde yer alır. Birçok yıldızın ışığı o kadar güçlü ve sabittir ki, binlerce yıl önce atalarımızın baktığı ile aynıdır. Ve her bir yıldız milyonlarca yıl parlamaya devam eder. Bu da derin uzayın yıldızlarının bitmek bilmeyen enerjisini gösterir. Galaksiler ve gezegenler bize evrendeki her şeyin uzun yıllarca kalıcı olduğu hissini verir. Aynı zamanda bizlere yaşattığı sonsuzluk hissi ve gizemi de insanlığın uzayda derin araştırmalar yapmasına sebep olmuştur. İnsanlık olarak hepimiz yaşadığımız bu dünya, hepsi bu evrenin parçası. Hepimiz bu evrende bir yolculuktayız. Biliyorsunuz ki güneşimiz bir yıldız ve etrafında dönen gezegenlere çeşitli etkileri var. Kimini ateşiyle yakıp kavururken, kimine de dünyamızda olduğu gibi hayat ve can veriyor. Peki bu sonsuz uzayda başka güneşler ve can verdiği gezegenler var mı acaba? Dünyamızın da bulunduğu Samanyolu galaksisi gibi başka galaksiler var mı? Varsa, eğer bu karanlık vadilerde insanlığın yaşayabilme ihtimali nedir? Düşünce gücümüzü biraz zorlarsak, dünyamız bizim için bahşedilmiş mükemmel bir gezegen. Belki de bu sonsuzluğun içinde gezegenimizden daha mükemmel başka dünyalar vardır. Hangimiz buna yok diyebilir ki kesin olarak? Dünyamızda da insanlıktan önce dinozorlar ve daha onca varlıklar yaşıyordu. Peki başka dünyalarda şu an dinozorların ve hayal edebildiğimiz başka canlıların yaşadığı bir dünya olabilir mi? Ya da daha ileri gidecek olursak, dünyamızın ilk oluşumundaki yaşam formları şu an bilmediğimiz başka süper dünyalarda canlanıyor olabilir mi? Tabii bu saydıklarımızın hepsi ihtimaller ve imkanlar dahilinde. Derin uzayda Samanyolu galaksimizin haricindeki başka galaksi ya da yıldızının etrafında dönen gezegenleri var. Bunlara öğe gezegenler de denilmektedir. Gezegenler yörüngesinde dolandıkları yıldızlara oranla oldukça zayıf ışık kaynaklarıdır. Görünür dalga boylarında gezegenler yıldızların parlaklığının milyonda birinden daha az parlaklığa sahiptir. Bu derece zayıf bir ışık kaynağını tespit etmenin esas zorluğuna ek olarak yıldız onu temizleyen bir parlaklığa sebep olur. Bu sebeplerden dolayı şimdiki teleskoplar sadece istisnai durumlarda doğrudan görüntüleme yapabilirler. Özellikle gezegen büyükse,
Görüngesinde bulunan yıldıza oldukça mesafeli ise ve kızılötesi ışın yayınlayabilecek kadar sıcaksa mümkün olabilir. Bilinen Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin çok büyük bir kısmı dolaylı yöntemler yoluyla keşfedilmiştir. Güneş dışı gezegenleri adlandırmanın en yaygın yolu küçük farklar dışında çift yıldızlarınkiyle benzerdir. Yıldızlar için bir büyük harf kullanılırken gezegenler için küçük harf kullanılır. Yıldızın isminin sonuna sistemde bulunan birinci gezegen için B harfi kullanılır. Örneğin 51 Pegasi B gibi. Sistemde bulunan bir sonraki gezegen alfabenin bir sonraki harfi ile işaretlenir. Örneğin 51 Pegasi çevresinde bulunan diğer gezegen 51 Pegasi C. Sonraki de 51 Pegasi D adlarıyla listelenirler. Eğer iki gezegen aynı zaman zarfında keşfedilmişse, yıldıza en yakın olanı sıradaki harfi alır. Örneğin, Gliese 876 sisteminde en son keşfedilen gezegen yıldıza Gliese 876b ve Gliese 876c'den daha yakın olmasına rağmen Gliese 876d adıyla anılır. 55 Sansri F gezegeni şu anda adında F bulunan ilk ve tek gezegendir. Şimdilik F'nin ötesinde kullanılan başka bir harf yoktur. 55 Sansri, Güneş hariç çevresinde en çok gezegen keşfedilen yıldızdır. Bilinenlerin dışında gezegenleri de olabilir. Sadece iki gezegen sisteminde olağan dışı bir şekilde isimlendirilmiş gezegenler bulunur. ...1995'te 51 Pegasi B'nin keşfinden önce iki atarca gezegen, PCR-B 1257 artı 12B ve PCR-B 1257 artı 12C, ölü yıldızlarının pulsar zamanlamasıyla bulundular. O zamanlarda gezegen isimlendirmenin resmi bir yolu olmadığından gezegenler günümüzdekine benzer bir şekilde B ve C olarak anıldılar. Ancak adlandırmada muhtemelen çift yıldızlar için uygulanan yolla büyük harfler kullanılmıştı. Üçüncü bir gezegen keşfedildiğinde PCR-B 1257 artı 12A olarak isimlendirildi. Kullanılan mantık basitçe bu gezegenin diğer ikisine oranla yıldıza daha yakın olmasından kaynaklıdır. Bazı adlandırmalarda genellikle bilim kurguda gezegenin yıldıza göre konumları göz önüne alınarak Roma rakamları kullanılır. Ancak yukarıdaki sebepten bu pratik bir yöntem değildir. Pulsar PCR-B 1257 artı 12'nin halen 3 gezegeni keşfedilmiştir. Ancak bunlar modern isimlendirme yöntemi kararlaştırılmadan önce keşfedildiğinden yıldıza uzaklıkları sırasında büyük harflerle isimlendirilmiştir. Eğer bir gezegen çift yıldız olmayan bir sistemin etrafında dönüyorsa, yıldızın harfi gezegenin adına eklenir. Eğer gezegen sistemdeki ilk yıldızın yörüngesinde dönüyorsa ve ikincil yıldızlar gezegenden sonra keşfedilmiş veya birincil yıldıza ve gezegene göreli olarak uzaksa, isim genellikle ihmal edilir.
En bilinen güneş dışı gezegenler, kabaca güneşe benzeyen F, G veya K spektral sınıfındaki ana kol yıldızlarının yörüngesindedirler. Bu da basitçe gezegen araştırma programlarının bu tür yıldızlar üzerinde yoğunlaşmasının sebeplerinden biridir. Ancak bu hesaba katıldığında bile istatistiksel analizler düşük kütleli yıldızların gezegene sahip olma ihtimalinin de düşük olduğunu veya sahip olanların da gezegenleri daha düşük kütleye sahip olacağı için tespit edilmesinin zor olacağını gösterir. Spitzer Uzay Teleskobu tarafından yapılan son gözlemler, O spektral sınıfındaki yıldızların Güneş'ten çok daha sıcak olduğunu ve fotoevapotrin etkisine yol açan bu özelliğin de gezegen oluşumunu engellediğini gösteriyor. Yıldızlar başlıca hidrojen ve helyum gibi hafif elementlerden oluşurlar. Ayrıca küçük kesirlerde demir gibi ağır elementler içerirler. Bu kesir miktarına yıldızın metalliği denir. Metalliği yüksek olan yıldızların gezegene sahip olma ihtimali daha yüksektir. Ve bunlar daha düşük metalliğe sahip yıldızlara göre daha fazla kütleye sahip olma eğilimindedirler. Titiz spektral gözlemlerde F2 sınıfı yıldızlardan sonra dönme hızının aniden düştüğü bulundu. Güneş'in G sınıfından bir yıldız olduğu dikkate alınmalıdır. Güneş sisteminin açısal momentumunun %98'i gezegenlerin yörüngesel hareketlerinden kaynaklanır. Yalıtılmış bir sistemde açısal momentum ve tabii Güneş'e ait %2'lik oran korunmalıdır. İlk gezegen adayı 6 Ekim 1995 yılında 50 ışık yılı uzağımızdaki 51 Pegasi yıldızının çevresinde belirlendi. Araştırmacılar gezegenin yaklaşık Jüpiter büyüklüğünde ama yıldız çevresindeki yörüngesinin bizim Merkür'ün Güneş'e olan uzaklığından 8 kat daha yakın olduğunu belirlediler. Elbette bu yakınlıktaki bir gezegen cehennem gibi sıcak olmalıdır. O günden bu yana keşfedilen yeni gezegenlerin sayısı da hızla arttı. Teleskopların ayna çaplarının giderek artması ve milyonlarca yıldızın aynı anda gözlemlenmesini sağlayan bilgisayar programları sayesinde son yıllarda gezegen keşiflerinde bir patlama yaşanmıştır. 51 Pegasi B, Bellerophon olarak da bilinir. 51 Pep B diye kısıtlanır. Kanatlı at takım yıldızında 50 ışık yılı uzaklıkta bir güneş dışı gezegendir. 51 Pegasi B, güneş benzeri bir yıldızın çevresinde yörüngede keşfedilen ilk gezegendir. Ve astronomik araştırmada bir atılım olarak işaretlenmiştir. Sıcak Jüpiter denilen gezegen sınıfının bir prototipidir. 51 Pegasi B resmi gök bilimsel ismidir. Diğer güneş dışı gezegenlerde olduğu gibi B, yörüngede keşfedilen ilk gezegen olduğunu göstermek için kullanılmıştır. Daha sonra keşfedilecek olanlar C, D, E, F şeklinde isimlendirilecektir. Resmi olarak tanınmadığı halde bazen Bellerophon da denir. Bu isim Pegasus'u evcilleştiren ünlü Yunan kahramanı Bellerophon'dan gelir. Bunun gezegenin içinde uzandığı takım yıldızıyla doğrudan ilgisi vardır.
Bu isim gayri resmi olarak Güneş sistemindeki gezegenlere olan benzerlikleri göstermek için kullanılır. Şimdi dış Güneş sistemindeki yıldızları ve gezegenlerini incelemeye devam edelim. Birlikte incelemeye Kepler-10b ile devam edelim. Kepler-10b, NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu tarafından bulunmuş bilinen ilk kayalık güneş dışı gezegendir. Ocak 2011 itibarıyla bilinen en küçük geçişli güneş dışı gezegendir. Kütlesi 4,6 dünya kütlesi, çapı ise 1,4 dünya çapıdır. Kepler'dan gelen verileri kullanan WM Keck gözlemevi, HIRES aletiyle ışınsal hız ölçümleri yaparak gezegenin varlığını kanıtladı. Kepler-10b'nin yörüngesinde döndüğü yıldız olan Kepler-10, Güneş sistemimizden 560 ışık yılı uzaklıkta, Ejderha takım yıldızında bulunur. Yaşı tahmini olarak 12 milyar olan yıldız, Güneş'te neredeyse aynı büyüklüktedir. Güneş dışı gezegenler bulmak için kullanılan geçiş yöntemi, bir yıldızın parlaklığının dikkatle incelenmesine dayanır. Eğer bir gezegen mevcutsa ve Dünya ile yıldız arasından geçiyorsa, gezegenin çapına bağlı olarak yıldızdan gelen ışınlar belli bir bölgede sönükleşecektir. Gezegenin kütlesini ölçmek ve orada bir gezegenin olduğunu kanıtlamak içinse ışınsal hız ölçümü yapılır. Kepler-10b, Kepler teleskobuyla Mayıs 2009'dan Ocak 2011'e kadar toplanan 8 aylık verilerle keşfedildi. Bu veriler, Kepler-10'un her 0,83 günde bir 10.000'de 1 oranında sönükleştiğini gösteriyordu. Kepler-10, Kepler teleskobunun görüş açısında bulunan ve teleskobun küçük bir geçişli gezegeni barındırabileceğini bulduğu ilk yıldızdı ve bu nedenlerle dünyadaki ışınsal hız gözlemcileri için Kepler-10b'nin varlığını kanıtlamak öncelikliydi. Hawaii'deki WM Keck gözlemevinde yapılan ışınsal hız ölçümleri, geçişlerle aynı anda gerçekleşen düzenli bir Doppler etkisi saptadı. Ve gezegenin varlığını doğrulayarak kütlesinin bulunmasına olanak tanıdı. Kepler-10b, dünyadakinden 1,4 kat büyük bir çapa ve 4,6 kat büyük bir kütleye sahiptir. Gezegenin yoğunluğu dünyadan çok daha fazladır. Ve demir bir gülle ile karşılaştırılabilecek düzeydedir. Yıldızı olan Kepler onu bir günden daha kısa bir sürede döner. Ve yıldızına Merkür'den Güneş'e olan uzaklığın 20'de birinden daha az bir mesafede bulunur. Yıldıza dönük tarafındaki sıcaklık 1833K'dır. Ve bu bir yüksek fırın kadar sıcak olup demiri eritmeye yetecek bir sıcaklıktır. Şimdi başka bir yıldız sistemi ile devam edelim. Gliese 581. Terazi takım yıldızında bulunan kırmızı cüce bir yıldızdır. Bilinen 6 gezegeni vardır. Bu gezegenlerden Gliese 581b'nin kütlesi dünyadakinden 17 kat fazladır. Ve yıldızını 5,366 günde ortalama 6 milyon kilometre uzaktan dolaşır. Yıldızına olan az uzaklıktan dolayı yüzey sıcaklığı yaklaşık 150 derecedir.
Cüce yıldızı, 8 dünya kütlesi olan ikinci bir gezegen, 84 günde bir dolaşmaktadır. 2007 Nisan'ında Avrupa Güney Gözlemevi gökbilimcileri tarafından üçüncü bir gezegen daha saptandı. Gliese 581c. Yıldızının etrafında bir dolaşımı, yani gezegenin bir yılı 13 gündür. Yüzeyinin sıcaklığı 0 ila 40 derece arası tahmin ediliyor. Bu durumda su sıvı halde olur. Dünyanın belirli büyüklüğünde ve kütlesi 5 dünya kütlesi olan Gliese 581b, dünya dışı yaşam araştırmaları için enteresan bir nesne olup, bugüne kadar bulunmuş en küçük güneş dışı gezegendir. Gliese 581d, dünyadan yaklaşık olarak 20 ışık yılı uzaklıktaki Gliese 581 yıldızının etrafında dönen bir güneş dışı gezegendir. Sisteminde keşfedilmiş olan 3. ve yıldızından olan uzaklığına göre 5. gezegendir. Dünyadan en az 5,6 kat büyük kütlesi nedeniyle bir dev dünya olarak sınıflandırılmaktadır. Nisan 2009'da Özgün Keşif Ekibi, gezegenin sıvı su bulunmasına elverişli olan yaşanabilir bölgenin sınırlarında olduğuna karar verdi. Daha sonra 3 boyutlu bir simülasyon gezegenin bir atmosfere ve yüzeyinde sıvı suya sahip olmasının olası olduğunu gösterdi. Gliese 581d, yıldızından dünyaya gelen güneş ışığının ortalama %30'u kadar ışık alır. Mars'ta bile bu oran %40'tır. Bu gezegenin sıvı su ve yaşam barındırmasının imkansız olduğu yönünde şüpheler ortaya çıkarsa da, atmosferdeki bir sera etkisi sıcaklıkları önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle gezegenin atmosferi yeterince büyük bir sera etkisine yol açıyor. Ve gezegenin jeofiziği karbondioksit varlığını sabitliyorsa, gezegende sıvı su ve bir su döngüsüne izin verecek düzeyde sıcaklıklar mevcut olabilir. Gezegenin büyüklüğü nedeniyle sadece kayalık maddeden oluşmamasının daha olası olduğu öne sürülse de, yıldızına zaman içinde yakınlaşmış buzlu bir gezegen olduğu da öne sürülmektedir. Ekim 2008'de sosyal paylaşım sitesi Bebo, Gliese 581D'ye doğru A Message from Earth adı verilen yüksek güçlü bir radyo yayını yaptı. Yayın, gezegene 2029'da ulaşacak. Ve olası bir cevap dünyaya 2049 yılında geri dönecek. 2009'da da Avustralya'dan Cosmos Magazin gezegene Hello from Earth adlı İngilizce bir mesaj gönderdi. Tabii bu mesajlar nasıl ulaşacak, bunlara ne gibi cevaplar gelecek ya da gelecek mi, bunlar şu an için merak konusu. Gliese 581c, Gliese 581 adlı bir kırmızı cüce sisteminde yer alan gezegendir. Gliese 581c, bu çok küçük yıldızın etrafında 13 günde bir dönmektedir. Yapılan ölçümler Gliese 581c'nin yüzey sıcaklığının dünyadaki gibi 0 ile 40 derece arasında değiştiğini gösteriyor. Gliese 581c gezegeninin yarıçapı dünyadan 1,5 kat, kütlesi ise en az 5 kat daha büyüktür.
yıldızına olan uygun uzaklığı, yüzeyinin katılaşmış olması ve sıvı su için uygun sıcaklığa sahip olması onu ilk dünya benzeri gezegen yapmaktadır. Keşfi yapan gökbilimcilere göre sıvı suyun varlığı, Galise 581C'de yaşamanın da var olabileceğinin bir işaretidir. Ancak Stephen Audrey, yaşam konusunda fazla iyimserliğe karşı bir uyarı da yapıyor. Yaşamın yatsınamaz kanıtı için dünya kütlesinde güneş gibi bir yıldız ve 365 günlük bir yörünge gerekiyor. Ama tabii böyle bir keşfe adım adım yol alacağız. Bu hiç de kolay olmayacak, belki de hiç olmayacak. Bir başka yıldız sistemi, Alfa Centauri ile devam edelim. Alfa Centauri, Güneş'e en yakın yıldız sistemi. Rigel Kent de denir. Güneş'ten ortalama uzaklığı 4,37 ışık yılı olan Alfa Centauri yıldız sistemi, birbirinin çevresinde dönen iki güneş benzeri yıldız ve büyük olasılıkla onlardan çok daha uzakta yer alan bir kırmızı cüce yıldızdan oluşur. Çıplak gözle büyüklüğü -0,1 olan tek bir yıldız olarak görülür. Aralarındaki uzaklık yaklaşık 40 astronomik birim ve 9 astronomik birim olarak değişme gösteren Alfa Centauri A ve Alfa Centauri B adındaki iki parlak yıldız birbirinin çevresindeki dolanımını 80 yılda tamamlar. Bir astronomik birim, Güneş'in merkezi ile Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,6 milyon kilometredir. Alfa Centauri A, spektrum türü G olan güneş benzeri sarı renkte bir yıldızdır. Ancak güneşten biraz daha büyük ve 1,5 kat daha parlaktır. Alfa Centauri B ise güneşten biraz daha küçük ve spektrum türü K olan turuncu renkte bir yıldızdır. Ve güneşin yaklaşık yarısı parlaklıktadır. Sistemin olası üçüncü yıldızı olan Alfa Centauri C'ye Proxima Centauri de denir. Çünkü 4,22 ışık yılı uzaklığıyla Güneş sistemine en yakın yıldızdır. Proxima Centauri bir kırmızı cücedir ve Güneş'ten 7000 kat daha sönük bir yıldızdır. Ana sistemin çevresinde tamamlanması yaklaşık 1 milyon yıl süren geniş bir yörünge çizerek döner. Alfa Centauri yıldız sisteminde 2012 Kasım ayına kadar bir gezegen saptanamamışsa da aynı ay içinde Alfa Centauri B yörüngesinde dönen Alfa Centauri BB adında bir gezegen keşfedilmiştir. Şimdiye kadar keşfedilen Dünya'ya en yakın ve Güneş'e benzer bir yıldızın yörüngesinde dolanan en küçük Güneş dışı gezegendi. Ancak Ağustos 2016'da Güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri yörüngesinde bir gezegen olduğu Avrupa Güney Rasathanesi tarafından açıklandı. Proxima Centauri B'nin keşiften kısa bir süre sonra araştırmacılar Proxima B'nin yaşanabilirlik potansiyelini inceleyince Güneş dışı gezegenin muhtemelen Güneş sistemine en yakın hayat barındıran yer olabileceğini ileri sürdüler. Evrende yolculuğumuzun burada sonuna geldik.
Konu uzay olunca biliyorsunuz ki her son bir başlangıç oluyor. Derin uzay bizi her zaman şaşırtmaya ve endişelendirmeye devam edecek. Sakin olan gökyüzünde Güney Samanyolu'nun sakin olan yıldız bulutlarına ve karanlık yıldızlar arası tozlarına bakmak hayranlık uyandırıcı bir gelişmedir. Geçen her nesille birlikte daha da uzakları görüyoruz. Ve tahmin ettiğinizden daha büyük mucizelerle karşılaşıyoruz. Çocuklarımız bir gün yıldızlara ulaşabilecek mi bilmiyoruz. Ama bir gün dünyadan ayrılıp uzaklara gidebilirse yolculuklarını buradan görebiliriz. Evrenin kapısı gelişen teknolojilerle ufak da olsa açılmıştır. Bunun ardındaysa derin uzayın karanlık vadilerine giden bir yol vardır. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.